Gaziantep Ayakkabıcılar Odası olarak çok şanslıyız. Harika bir bakanımız, harika bir başkan vekilimiz ve Gaziantep'i çok seven idarecilerimiz var. Kapanmadan kaynaklı zor günler geçiren ayakkabıcı, esnaf ve sanatkarlarının bu 17 günlük kısıtlamada en güzel şekilde iş yapacağı bayram ve anneler gününde kara kara düşünüp ne yapacağım derken Sayın Bakanım ana yüreğiyle bize bir el uzattı ayakkabı esnafımızın elinde bulunan ayakkabıları alıp hibe şeklinde vatandaşlara dağıtma sözü ve mutluluğu verdi bize. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başımızdan Allah eksik etmesin. Ben çok teşekkür ediyorum. Mübarek bir aydayız. 11 ayın sultanındayız. 11 ayın sultanı dayanışma, birleşme, kardeşlik, tam bir işbirliği ayı. Bu ayda özellikle tam kapanmayla birlikte bayramı bayram tadıyla yaşamamız için bizim bu konuda mağdur olan esnafımıza destek verme kararı aldık. Biliyorsunuz geçen hafta bu desteğin ilk paketini açıklamıştık. Bu desteğin ilk paketinde çiçekçilerimiz vardı, pazarcılarımız vardı, seyyar satıcılarımız vardı evde. Ev işlerine giden, çocuk bakan, temizliğine bakan benim kız kardeşlerim vardı. Ama bugün yaptığımız çalışmada özellikle ayakkabı sektörü Gaziantep'in ana sektörü, ana damarı. Gaziantep'in kümeleştiği ve çok özel bir sektör. O yüzden oda başkanımızla yaptığımız istişarede burada bir mağduriyetten bahsetti. Onun üzerine aynen çiçekçiye yaptığımız gibi, aynen pazarcıya yaptığımız gibi bugün de ayakkabıcılara bu desteği verme kararı aldık. Ee, çok önemli çünkü ben kendi çocukluğumdan biliyorum. Bayramda annem rahmetli bana bir tane bayram ayakkabısı aldığı zaman yastığımın altına koyar, sabaha kadar onun altın, yastığımın altında yatardım. Çocuklar için bir ayakkabı, bir bayram geldiğini gösteriyor. Esnaf için bayram telaşı ona e, yeni bir e, bereket olarak geliyor. e Şimdi bu kapanmadı. E, burada bir mağduriyet var. Burası çok önemli. Bizim açımızdan sanayi şehriyiz ama hem gıdaya dayalı sanayi şehriyiz hem ayakkabıda, halıda kümeleştik. Ayakkabı sektörü bu şehrin ana damarı. İstihdam üretiyor, ihracat yapıyor, insan çalıştırıyor, ekonomi üretiyor. E biz de iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta halkımızla kader birliği yaptık. Tam da o gün bugün. O yüzden biz bayram öncesi esnafımızın elinde başkanımızla birlikte ne varsa satmak isteyip planladığı da satamadığı ürünleri alacağız ve bunu bayramda bir çocuğa bir ayakkabı alamayan bir aileye götüreceğiz ve onun bu bayramdaki gözündeki gülüş, yüreğindeki heyecanı artıracağız. Ve buradan özellikle şehrin huzuru, mutluluğu, şehrin sağlığı açısından her bir sektörün, her bir insanın mutluluğu çok önemli. Bunu başarmış olacağız. Dileğim ve temennim şudur ki bir an önce bu pandemiden kurtulalım ve bir an önce inşallah çifte bayram yapalım. Ama o günü yakalayana kadar da Gaziantep Büyükşehir olarak 2 milyon bize emanet. Bu emanete hakkını vermek için de bu tür sosyal desteklerle çalışmalara devam edeceğiz. Hem ayakkabı sektörümüze, ayakkabıdan kazanan esnafımıza hem de bunu vereceğimiz çocuğumuza, annemize, ailemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Birlikte iyileşeceğiz. Birlikte yeneceğiz, birlikte başaracağız.